Bölüm Seattle. Güneş tutulacak diye tüm kent birbirine girmişti. Bazılarına göre Seattle'da insan güneşi zaten pek seyrek gördüğünden bir ara görmemenin hiçbir olağanüstü yanı yoktu. Pazartesi sabahı ortalık her zamankinden bir ton daha koyu olacaktı, o kadar. Bir yandan çoğunluğu oluşturan bir kısım insana göre de bu işin önemli yanı pazartesi günü için havanın açık olacağının bildirilmiş olmasıydı. Seattle göklerinin çimento kamyonu arkasında 9 mil sürüklenmiş, süzme peynire benzeyen göklerindeki bulut tabakası kalkınca hatırlanabildiği kadarıyla ilk defa olarak kent doğanın en mistik görüntülerinden birine tanık olacaktı. Pazartesi günü Ricky Priscilla'nın evine uğradığında ilk iş olarak tutulmayı seyretmeye Volunteer Park'ına gittim mi diye sordu. Hayır, kapıdan dışarıya çıkmadım dedi Priscilla esneyerek. O zaman televizyonda seyrettin. Etmedim. Yani hiç mi görmedin? Dinledim diye açıkladı Priscilla. Radyoda dinledim. Sesi pastırma kızartıyormuş gibi cızır cızırdı. Hay Allah be kadın, bazen senin gerçek olduğuna inanamıyorum. Ricky odaya bakıp oturacak bir yer aradı. En uygun sayılabilecek olan kanepe ve koltuk tepeleme kirli çamaşır, temiz çamaşır ve ara dönemdeki çamaşır yığınlarıyla doluydu. Ayrıca araya kitaplar, henüz açılmamış posta ve ayrıca laboratuvar teçhizatı karışmıştı. Bir iki de pancar vardı. Ricky ayakta durmaya karar verdi. Hızlı saldırı vitesine geçsen fena olmaz dedi. Toplantı 30 dakikaya başlıyor. Birinci atışta duş yapar, ikincisinde boyanır, üçüncüsünde de giyinirim. Yetişemezsem de şans golü atarım. Tökezlemezsem. Priscilla banyonun kapısını çarparak kapattı. Ricky içi sıvı dolu olan bir şişeyi eliyle tutup dökülmesini önlemek zorunda kaldı. Ortalıkta dolaşan futbol deyimlerinin kaynağı Ricky'nin dün öğleden sonra Priscilla'yı kandırıp Kingdom'daki futbol maçına götürmüş olmasıydı. Priscilla bu arada Ricky'nin deniz kahinlerine neden bu kadar çok tutulduğunu anlamış oldu. Sebep deniz kızları diye anılan amigolardı. Modalar gelir, modalar geçer diyordu Ricky. Ama kız amigoların etek boyu hep aynı kalır. İşte ben de eğlencemi o kısaltılmış standarda borçluyum. Bugün ikisinin de tatil günleri pazar ve pazartesiydi. Ricky Priscilla'yı Meslektaş Kızlar Derneği'nin toplantısına götürüyordu. Üniversite mezunu garson kızların derneğiydi söz konusu kuruluş. Başlangıçta üyelerin hepsi üniversite mezunuydu. Sonradan dernek standartlarını biraz düşürmek zorunda kalmış, 2 yıllık yüksek okullara gitmiş olanları kabul etmeye başlamıştı. İşte Ricky o zaman katılmıştı üyeliğe. O zamanlar derneğin adındaki kızlar yerine kız kardeşler sözü kullanılıyordu. Ama o da çok politik bir kelimeydi. Kadınlar arası dayanışmayı getiriyordu akla. Garson kızlar ise bunun gerçeğe uymadığı gibi uygunsuz bir şey olduğu kanısındaydılar. Ricky bu tutumu şöyle ifade ediyordu. Bizim niyetimiz kendimize bir şeyler koparmak, yoksa kimsenin bir yerini kesmek değil. Seattle'da da birçok büyük kentte olduğu gibi sanat, edebiyat, felsefe, tarih ve bunun gibi dallarda eğitim görmüş pek çok kadın vardı. Sonradan bu eğitimleriyle bir şişe gazoz alabilmek için yanına bir de dolar katmaları gerektiğini öğrendiler. Evet, gerçi hiçbiri bu dalları seçerken zengin olmayı beklemiyordu. Ama okulu takdirnameyle bitirmenin onları okul bahçesinden çıkardıktan sonra ancak en yakın kurumuş kuyu başına kadar götürüp orada bırakıvermesini de beklemiyorlardı. Seçtikleri branşta kendilerini geçindiremeyeceklerini görünce işi garsonluğa çevirmişlerdi. Çünkü bu sayede en az yatırımla en çok parayı kazanmak mümkündü. Madem ki anlamlı ve doyurucu bir şey yapamıyorlardı, bari en az ahlaki ödünle, hatta en az mesleki bağla çalışarak telafi edebiliyorlardı durumu. Dernek kızları sonunda aralarındaki farkların kendilerini kız kardeş diyemeyecek kadar fazla olduğunu anladılar. Kendi varlık nedenlerini en basit biçimde bir kere daha gözden geçirdiler. Sonunda birbirlerine sırayla özgürlük tanımaya karar verdiler. Haftalık aidat olarak ödenen para çok yüksekti. Ek fon oluşturmak için de bikiniyle araba yıkamak gibi başarısı deneyle sabit yöntemleri kullanıyorlardı. Yılda bir iki kere kasa durumuna göre para ödülü dağıtılıyor, içlerinden değerli bir üyenin tepsisini bırakıp gerçek uğraşına dönmesi sağlanıyordu. Örneğin Trixie Melodyan'ı Salmon House'dan çıkarmış dans stüdyosuna göndermişlerdi. Orada Trixie St. Helens Dağı'nın volkanik patlamalarından ilham alan bir balenin koreografisini yapmıştı. Sonra dernek Alan Cherry Charles'a da 6 ay boyunca resim sehpası başında çalışabilme olanağı sağlamıştı. O arada bir takım peyzajları bitirmiş, o resimler sonradan bir restorana asılmıştı.
Ressam kız, ben kurtuldum ama resimlerim kurtulamadı demişti. Sheila Gomez de Labüznik'te bar masalarından hesap toplama işine ara vermiş, matematik dalında master'ını kazanmıştı. Ricky'ye göre o master tezi bir tür Porto Rico trigonometrisinden başka bir şey değildi. Ricky kurumun verdiği burslar için güçlü bir aday sayılmazdı. Mezun olduğu dal beden eğitimiydi. Bunu diğer kız öğrencilerle birlikte bol bol duş alabilmek için seçmişti. Ama Priscilla'nın eninde sonunda bir burs kapacağından emindi. Priscilla'nın üyeliğini bu yüzden destekliyordu. Priscilla başlangıçta pek isteksizdi. Öyle derneklere, gruplara katılacak türden bir insan değildi. Ömrümde tek katıldığım örgüt Kolombiya Plak Kulübü'ydü diyordu. Ondan da fazla disiplin gerektiriyor diye çıkmak zorunda kaldım. Ama Ricky o koca koca ağız sulandıran burslardan söz edince Priscilla'nın duyduğu heves de artıyordu. Yaptığı deneylerde sonuç alacak bir noktaya çok yaklaştığını hissetmekteydi. Ne var ki devam edemeyecek kadar yorgun hissediyordu kendini. Eğer bu dernek ona laboratuvarında kesintisiz çalışabileceği birkaç aylık süreyi satın alabilirse, üye olmakla kalmaz popolarını öpmeye razı olurdu. Benimkinden başlarsın diyordu Ricky. Priscilla banyodan çıktığında daptar bir blücün giymiş, üzerine iguana yeşili el örgüsü bir kazak geçirmişti. Bu kazağın rengi kızıl kahve saçlarındaki kızıllığı daha bir vurguluyordu. Romalı aşk tanrısının yayına benzeyen dudaklarını değişiklik olsun diye pembeye boyamıştı. Ricky'nin dolgun Latin dudaklarına hiç benzemiyordu Priscilla'nın minik dudakları. Göz kapaklarına Bela Lugosi'yi plaj can kurtaranı gibi gösterecek kadar mor far sürmüştü. Vay canına diye iltifat etti Ricky. Bugün gördüğüm ikinci en etkili şey oldu. Birincisi güneşin tam tutulmasıydı. Priscilla, insana güneş tutulmasından Mormon kilise korosu gibi sesler çıkmalıymış gibi geliyor dedi. Oysa sesi gerçekten kızaran pastırmaya benziyordu. Sen uykudaymışsın budala. Ricky'nin paslı kambur Volkswagen'ine binip kente doğru koyuldular. Ricky, bu düldülün direksiyonda görülmekten utanç duyuyorum dedi. Cilt hastalığı varmış gibi kerata. Daha da beteri. Tam senin kullanacağın türden bir araba. Formülü kusursuz hale getirdiğim zaman beni ya BMW'nin ya da Lincoln Continental'ın direksiyonunda göreceksin diye övündü Priscilla. Hatta belki aynı anda ikisinde birden görürsün. İşte seni derneğe onun için yazdırıyoruz. O kokmuş stüdyondan kurtarıp lüks bir çatı katına taşınmanı sağlayacağız. Umarım şimdiki evinden daha derli toplu tutarsın. Ha, aklıma geldi Pris. O kurumuş pancarların ne işi vardı senin koltukta? Birisi kapıma pancar bırakıp duruyor. Açık konuşmak gerekirse sen bırakıyorsun sanıyordum. Ben mi? Ben ne diye yapayım öyle budalaca bir şeyi? Nefret ederim pancardan. Aslına bakarsan çoğu sebzeden nefret ederim. Duraksadı. Ama itiraf etmem gerek, vejeteryanların tadı habire et yiyenlerden çok daha iyi. En beteri sigara içenler. İnsanın bilmem neresinde o koku duyulmazmış gibi geliyor ama öyle bir duyuluyor ki. Yüzünü buruşturduğunda üst dudağındaki incecik bıyıklar deve kuşunun yanağındaki tüyler gibi dalgalandı. Priscilla, El Papa Muerta'da çalışmaya başladığımdan bu yana hiçbir şeyin tadı iyi gelmemeye başladı dedi. Sürekli başkalarına yiyecek servisi yapmanın insan iştahı üzerindeki feci etkileri derneğin toplantılarından birinde tartışma konusu olmuştu. Bir üye, kokteyl servisi yapmak bu yüzden daha iyidir demişti. Sheila Gomez buna, yo o daha kötüdür diye karşılık vermişti. Kokteyl servisi yapmak insan içkiye karşı iştahını öldürür. Toplantı eski spagetti fabrikasının benekli kravat salonunda yapılmaktaydı. 40 kadar kadın gelmişti. Priscilla'nın tahmininin iki katı kadardı bunlar. İştah kaybından yakınmayı bitirince geceleri çalışanların sosyal hayatları üzerine attığı nötron bombalarından yakındılar. Sonra iyice alevlendiler. Hoşlanmadıkları insanlara nazik davranma zorunluluğundan yakındılar. Erkekler değildi onları öfkelendiren. Hatta insanın kalçasına çimdik atan erkekler bile değildi. Azınlığı oluşturan bazı garson kızlar kalçalarının çimdiklenmesinden hoşlanıyordu bile. Ama onları asıl sinirlendiren kadınlardı. Garson kızlardan biri, bu mesleğin en kötü yanı zengin, süslü, sarhoş kadınlara hizmet etmek dedi. Doğru diye onayladı bir başkası. 40 yılda bir rastladığın fakirlikten ve garsonluktan gelme tiplerin dışında bunların hepsi de kocaları masa arkasına döner dönmez bahşişi alırlar, kendi cebine atarlar. Ne kadar doğru. Erkeklerin eşleri garson kızların bir numaralı hak düşmanıdır. O mavi saçlara, üzerinde dünyanın en iyi büyük annesi diye yazan tişörtlere hiç güvenmemeli.
Adeta sizin kendilerine bahşiş vermenizi beklerler. Bundan sonra ayakları nasıl ağrıdığı konusuna, oradan da aşçıların psikopat ruh hallerine geçtiler. Görünüşe göre bazı aşçılar şiddete diğerleri kadar eğilimli olmuyordu. Çok tatsız konulardı bunların hepsi. Ama daha sonra herkes geçen hafta aldığı en şişkin bahşişin hikayesini anlatmaya koyuldu. Ya da bir içki ısmarlama, kokain çekme, Fransa'nın güneyinde koca bir ev gibi acayip teklifleri. Arada rastlanan ilginç müşterileri, bu arada mahalli şöhretleri, bu arada mahalli şöhretleri, yemeğe kiminle geldiklerini, ne yediklerini falan anlatmaya koyuldular. Çok geçmeden cinayet içmeye ara vermeksizin konu garsonluktan tümüyle uzaklaştı, güneş tutulmasının yorumları ve eleştirilerine kaydı. Priscilla'nın üyelik başvurusuna sıra geldiğinde toplantının sonuna yaklaşılmıştı. Ricky'nin önceden tahmin ettiği gibi öneri biraz muhalefetle karşılandı. Ricky onlara, üniversiteye yalnızca bir tek yıl gitmiş olmasının hiçbir önemi yok dedi. O bir dahidir. Kim diyor? Ben diyorum. Ha. İnsanın bir dahiyi fark etmesi için kendisinde dahi olması gerekmez. Eğer öyle olsa Einstein hiçbir zaman Beyaz Saray'a davet edilmezdi. Peki kanıt göstersene. Kendiniz karar verin dedi Ricky. Sınavdan geçirin onu. Sorular sorun. Trixie Melodyan, San Salvador'un başkenti neresidir diye sordu. Doris Newton, sen buna dehan sorusu mu diyorsun diye atıldı. Televizyon yarışmalarında emekli hava çavuşları bile bundan zor sorulara cevap veriyor. Alan Cherry Charles, hem zaten San Salvador'un kendisi başkent dedi. Ülkenin adı El Salvador. Trixie, emin misin bundan diye sordu. Neden kentin adı ülkeninkinden uzun olsun? Eğer sahiden dahi ise neden El Papa Muerta'da çalışıyor? Meksika lokantalarının bahşişten yana kısır olduğunu herkes bilir. El Papa Muerta'da Meksika lokantasıysa şunu da Meksika lokantası o zaman. El Papa Muerta acaba ölü patates mi demek yoksa ölü papa mı demek? Bu sözden hoşlanmadım. Sheila Gomez bunu söylerken gözü gerdanında sallanan minik istavrozdaydı. Priscilla boğazını temizledi. Toplantı başından bu yana ilk defa konuşuyordu. Sesi biraz tiz ve gıcırtılı çıktı. 3 yılda 5 Meksika lokantasında çalıştım. En kusursuz takoyu arıyorum. Bu söz karşısında hepsi kala kaldı. Vay canına, belki de sahiden dahiydi kız. Richie tekrar ayağa kalktı. Bizim küçük Priscilla bilim kadınıdır. Kendi laboratuvarı var. Büyük bir keşfinde eşiğinde. Şu sıra henüz o buluşun ne olduğunu açıklamaya hakkım yok. Anlarsınız, boş boğazlık bazen bir gemiyi batırır. Ama zamanı geldiğinde hepiniz onu kabul etmeye geciktirdiğiniz için kendinizi Çin yolculuğuna çıkmış ağır giden gemiler gibi hissedeceksiniz. Size bir şey hatırlatayım. Derneğin bugüne kadar verdiği bursların hiçbirinden programa bir kuruşluk katkı gelmiş değil. Kişisel bir saldırı değil bu Şila. Üçüncü dünya cebiri konusunun önemli olduğunu biliyorum. Ama bize parasal yararı hiç olmadı. Juan senin yayımladığın o küçük şiir kitabında suyla sürüklenen o tahta parçalarını, annenin melanom hastalığını anlatan şiirlerin de çok şekerdi. Gözlerimi yaşlarla doldurdu. Ama doğrusu gayri safi milli hasılaya etkisi olmadı. Aynı şey Trix'in armonik titreşimleri için de geçerli. Kabalaşmak istemiyorum. Ama Priscilla ticari bir konuyla uğraşıyor. 1 milyon doları yeşil kuyruğundan yakalamış durumda. Eğer onu çekmesine yardım edersek her birimiz yorgun ayaklarımızı Dom Perignon'a batırıp dinlendirebiliriz. Henüz onun bilimsel çalışmalarını destekleme konusunda konuşmanın zamanı değil. O karşımıza biraz daha sonra çıkacak. Ama bu akıllı yavru belki de ilk altın yumurtamızı yumurtlamaya hazırlanıyor. Onu derneğimize kabul etmekten yana olanlar evet desin. Evetler birbirini izledi. Dışarıda park alanındaki Ricky Priscilla'ya bakıp göz kırptı. El Papa Muerta'nın başkenti neresi diye sordu. San Papa Muerta mı? Priscilla Ricky'ye sarıldı. Paslı kambur Volkswagen'lerini otoparktan çıkarmakta olan bir yığın garson kızın gözü önünde onu şap diye öptü. Paslı kambur Volkswagen'ler garson kızlar dünyasının amblemi gibiydi. İşte Priscilla da Ricky ile yatmaya o anda karar verdi. Ama zihni ikna olduğu halde vücudunun hala cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı. Bu nedenle Virginia Inn'e girip bol bol ucuz şampanya içtiler. Priscilla'nın salgı sistemi hala kararının birkaç adım gerisinde kalmıştı. Pilot ışığım söndü. Tekrar yakılmayı bekliyor dedi. Ricky ona bir porno film seyretmeyi önerdi. Termostatın o zamana kadar tekrar yanacağını umuyordu.
Priscilla da umuyordu aynı şeyi. Ama sinemaya girdiklerinde şinatilerle şampanyalar Ricky'yi etkilemeye başladı. Yerleri çok öndeydi. Üçüncü sıradaydılar. Ekrandaki bütün o inip kalkmalar, girip çıkmalar Ricky'nin başını döndürdü. Resmen deniz tutuyordu kızı. Eli göbeğinde inledi. Priscilla'nın arkalarında oturan kel erkekler grubuna döndü. "Lütfen sigaralarınızı söndürür müsünüz?" dedi. "Bu hanım ağır bir deneyim geçiriyor." Ricky, "Bir daha yaparlarsa kusacağım," dedi. Priscilla onun ayağa kalkmasına yardım etti, kapıya doğru yürüttü. Kel adamlardan birkaçı onları izledi. Priscilla onlara, "Arkadaşımın heteroseksüelliğe karşı kronik alerjisi var," dedi. "Onu buraya vücudunun doğal bağışıklık sistemini hareketlendirir diye getirdik. Ama etkisi olmadı." Adamlar sinirli sinirli güldüler. Priscilla onlara, "Hastalarla alay etmeyin," diye takıldı. Don Juan'lar yerlerine döndüler. Priscilla araba kullanmayalı epey zaman geçmişti. Vitesleri sarsak hareketlerle, biraz ani sarsıntılarla değiştiriyordu. Ricky inledi. Kent merkeziyle Ballard sokağı arasında 3 kere durmak zorunda kaldılar. Oysa yol o kadar kısaydı ki yürüyerek gidebilirdi aslında. Ricky'nin dubleks dairesinde Priscilla hastanın yüzünü yıkayıp onu yatağa yatırdı, üstünü örttü. Ricky kendinde değildi. Ama Priscilla ayaklarının ucuna basa basa kapıya doğru giderken o zayıf bir sesle "Harikaydı Pris," diye seslendi. "Harika olan ne hayatım, toplantı mı yoksa şampanya mı?" "Güneş tutulması," dedi Ricky. "Herhalde ömrümde gördüğüm en gerçek şeydi. Ama aynı zamanda rüya gibiydi. Anlıyorsun değil mi? Hem gerçek hem gerçek dışı. Hem güzel hem garip. Rüya gibi. Kendimi uçurtma gibi havalarda hissettim. Ama uzun sürmedi. Çok çabuk bitti. Geriye de hiçbir şey kalmadı." "Rüyalar öyle olur," diye karşılık verdi Priscilla. "Kusursuz suç gibidirler." O anda kendi aramakta olduğu şey aklına geldi. Koku belleğinin ormanlarında aradığı o canlı zümrüt. Burnunda yaşattığı rüya. Laboratuvarın kendisini dayanılmaz bir kuvvetle girdap gibi, akıntı gibi çektiğini hissediyordu. Karşı koymak için büyük güç harcamak gerekliydi. Ricky'nin arabasını rıhtıma sürdü. Ivar'ın istirit yabarında bir fincan deniz kabuklusu nektarı yudumladı. Burası herkesin kendi servisini yaptığı bir yerdi. O günkü toplantıya gelmiş kızlardan birine rastlama korkusu yoktu. Geçen doğum günde başladığı işlerin hepsini bitirmeye karar verdiğini hatırladı birden. Önce sinemaya döndü, filmin sonunu seyretti. Aslında o hafta sonu yıl boyu en keyifli geçirdiği 2 boş gün olmuştu. Eve dönerken kendi kendine hep çalışıp hiç eğlenmemek Priscilla'yı sıkıcı bir dahi yapar diye öğüt verdi. Evine vardığında vakit gece yarısına geçmişti. Koridorda haşlanmış lahanadan beter bir koku vardı. Kapısının eşiğinde ise tutulan güneşten düşmüş bir dışkı gibi yeni bir pancar yatmış onu bekliyordu. Sayfa 74 New Orleans bölümünde bırakıyorum.